Herkese merhaba. Bugün sizlerle bu harika doğayla beraberim. Kuşlar olsun, ördeklerimiz var aynı zamanda. Biraz saldırıyorlar ama problem değil o konuda. Umarım ısırmazlar şimdi video sırasında. Ama iyi hayvanlar. Hava bu Aralık ayında bile, yani neredeyse Aralık'ın ortasındayız. Ve hala hava çok güzel. Yağmurun da yağması lazım ama neyse, konumuz bu değil. Dağıtmayalım onu. Başka bir zaman değiniriz. Bugün DJI Mavic Air 2'yi uçuracağız. Ve uçuş öncesi nelere dikkat etmeliyiz? En önemli unsurlar neler? Onlardan bahsedeceğiz. Hadi o halde hemen videomuza başlayalım. Öncelikle ilk dikkat etmemiz gereken bataryalarının full dolu olması. Bu şekilde basarak ışığını kontrol edebiliriz. Daha sonra cihazımızın kanatlarını şu şekilde açarak önce ön kollarımızı açıyoruz. Daha sonra arka bacaklarımızı aşağıya doğru. Ve dolu olduğundan emin olduğumuz, taze dolum olduğundan emin olduğumuz bataryamızı cihazımıza takıyoruz. Daha sonraki seviyede içinde hafıza kartımız var mı diye bir kontrol edelim. Bu basit bir şey, önemli değil ama yine de bakalım, çekim içinse önemli. Daha sonra kasasını iyice kontrol etmeliyiz. Pervanelerde bir yomukluk, gevşeklik var mı diye. Kasalarında ufak çatlak ya da benzeri bir problem var mı diye bakıyoruz. Diğer unsurlardan biri de kumandamızın bataryasının full olması. Aynı zamanda uçuracağımız cihazın, yani telefon olur, tablet olur, bunların bataryasının dolu olması. Mavic Air 2'de zaten kumandamız tabletlerimizi ya da telefonlarımızı da doldurabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Ben aktif olarak kullanıyorum bunu. Herhangi bir şeyle karşılaşmamak amaçlı. Telefonumuzu da yerine takarak hemen başlayalım şöyle. Telefonumuzun da sıkıca yerine oturduğundan emin olup aynı zamanda düğmelerine denk gelmemesini sağlayalım. Şu şekilde. Kablomuzu da iyice yerine oturtturalım. Evet. Sticklerimizi takalım üstüne. Az önce de bahsettiğim gibi kumandamızın bataryası da full dolu. En önemli dikkat etmemiz gerekenlerden biri ise cihazımızı çalıştırmadan önce buradaki gözüken gimbal kapağımızı kesinlikle çıkarmalıyız. Yoksa gimbal parçalanabilir, bütün ayarları kaçabilir. Yani çok büyük problemler başımıza açabilir. En önemli şey ilk baş bunu çıkarın. Telefonumuzdan DJI Fly uygulamasını açarak daha sonra kumandamızı açıyoruz. Bir kere basıyoruz, bir kere uzun basılı tutuyoruz. Aynı şekilde drone'umuzu açıyoruz. Bir kere basıyoruz, bir kere basılı tutuyoruz. Ve çalıştı gördüğünüz gibi. Gimbal'ın hareketlerini görüyorsunuz. Gimbal kapağını çıkarmamız bunun için çok mühim. Buradaki etiketlerimizi de çıkarıyorum şöyle. Diğer önemli en büyük unsurlardan biri ise cihazımın üstündeki sensör görevi gören ufak kameralar ve altındaki kızılötesi gözleri her zaman temiz tutmalıyız. Bu çok mühim. Daha sonrasında en önemli şeylerden biri de uçuştan önce yer değiştirdiğimizde kalibrasyonların yapılması. Ben de şu anda gerekmiyor, o yüzden yapmıyorum. Başka bir videoda eğer isterseniz bunu açıklayıcı bir şekilde yapabilirim. DJI Fly uygulamasından önce uçuştan önce bataryamızı buradan kontrol ediyoruz. %100 diyor. Daha sonra 17 uyduya girmiş. Bu çok mühim. 10 uydudan aşağısını uçurmayın. 10 uydu bile benim gözümde az. 12 uyduda bile tereddüt ediyorum. Daha sonrasında buradan kamera ayarlarımıza bakalım. Ben bugün 1080 bana yeterli. Onun için problemimiz yok. Buradan ayarlara giriyoruz. Bypass direk. Buradan kendi ayarlarımızı yapıyoruz. Şunu 120'ye çekelim. Evet. Bu da 120 olsun şimdilik. Pusula ve IMU'lar normal. Pil bilgilerine girip buradan pilin sıcaklığına bakıyoruz. 22,5 derece. Bu gayet uygun. Pil voltajlarımız yeterli. Hepsi dengeli. Ve uçuş zamanı geldi. İlk uçuşumuza başlayalım. Bir diğer unsur da kalkış öncesi zeminin düz olması. Toz toprak olmaması. Eğer böyle bir unsur varsa cihazımızda problemler yaratacaktır. Hem kalkış sırasında hem de motorlarımızın içinde havalandırma kanallarını tıkayarak bayağı bir problem açar. Böyle bir durumlarda çok dikkatli şekilde elimizden kaldıralım. Bunun için otomatik kalkış seçeneğini kullanabiliriz. The home point has been updated. Please check it on the map. Take off. Şimdi en önemlilerden biri de bu cihazın ev noktasını belirlememiz. Kalkış zamanında zaten kendisi belirliyor ama eğer güvenemiyorsanız da hemen şu şekilde güvenlik deyip
Ev noktası güncelliği tıklıyoruz. Haritadan yerimizi kontrol edip. The home point has been updated. Please check it on the map. Ve güncelledi. Hadi vardı. Uçuşumuza başlayalım. Uçuşunu ve kalibrasyonunu, stabilitesini kontrol edebilmemiz için olduğu yerde aşağı yukarı, ileri geri, sağa sola yapmalıyız. Ve daha sonra uçuşumuza başlayabiliriz. Hadi o halde hemen videomuza dönelim. Burada aşırı derecede dallanmalar mevcut. Dallar var ama olsun. Burada çok güzel bir tahta köprü var. En önemli şeylerden biri de uçuş güvenliği. Bunun için kesinlikle zaten izinsiz uçuş yapmayalım ve İnsanlardan uzakta, yerleşimden uzakta, iyi hava şartlarında uçuşumuzu sağlayalım. Gördüğünüz gibi şu anda 20 uydu çekiyor. 20 GPS uydusuna bağlı. GPS sinyali gayet güçlü. Bataryalarımızın durumuna bakıyoruz. Zorunlu inişe kadar 21 dakika var. Buna kesinlikle önermiyorum. Olduğu yere inecektir. Aynı zamanda pil tükenmesine, tamamen sıfırlanmasına 26 derece. Zaten bu kötü bir şey. Landing. %20, %30'larda en iyisi yanımıza indirmek her zaman güvenli cihazımız için. Selam, ne haber? Gördüğünüz gibi beni okuyor. Sensörlerinizi açık tutun her zaman. Eğer bir gereksinim yoksa, bu çok mühim. Cihazımızı tekrardan güvenli şekilde indirmemiz gerekiyor. Yer de uygun olmadığı için elime çok dikkatli bir şekilde indiriyorum. Ve videonun sonuna gelirsek, izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Her uçuş öncesi gereken bu ayarları yaparak hem güvenli bir uçuş sağlayalım hem de keyfimize bakalım. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.